Arkadaşlar herkese selamlar. Geçen videoda, daha önce yüklemiş olduğum videolarda bir pasaport cüzdanı kesmiştim. Dikimini sona bırakmıştım. Deri dikme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. İhtiyacınız olanlar bir çakmak, ipiniz, makasınız, iki tane iğneniz, şu şekilde ucu küt olması gerekiyor. Şimdi ben dikiyordum. Dikmeye devam ederken bu videoyu çekeyim dedim sizler için. Şimdi delik noktalarını hazırladıktan sonra deri üründeki ipini yaklaşık dikeceğin alanın 2,5 katı kadar uzunlukta ayarlıyorsun ve kesiyorsun. Uçlarına iğneleri geçirip daha sonrasında ipliği iğnenin içerisinden, yani ipin içerisinden iğneyi tekrardan geçirerek stopluyorsun iki ucunu da. Daha sonrasında başlangıç noktasından, şurada gördüğünüz en sağdaki başlangıç noktasından bir iğneyi sokuyorsun ve iki iğnenin boyunu da eşitliyorsun. Daha sonrasında bir taraftan bir iğneyi yürüyorsun, diğer taraftan iki iğneyi yürüyorsun. Yani çift iğne çalışmış oluyorsun. Burada da görmüş olacağınız gibi başlamışım, 3 delik ilerlemişim ve ipler yine eşit uzunlukta. Şimdi şu şekilde kamerayı koyacak olursam iğneyi alıyorum. Evet, tam net gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. Gözükmüyor herhalde. Şimdi üstte kalan iğnem şu an üstten yürüyecek. Bir sonraki hamlede alttan yürüyecek. Şimdiki boş delikten geçiriyorum. Şöyle biraz daha ileri alırsam daha güzel olacak. Evet, sanırım daha iyi. Gene alan darlığından bu çekim işlerini beceremiyoruz arkadaşlar, kusura bakmayın. Şimdi ne yaptık? İğneyi üstten girdik, altı aldık. Yine aynı tarafa koyuyorum. Aynı delikten bu sefer diğer iğneyi alttan giriyorum, üste alıyorum. Daha sonrasında şu şekilde elimle iyice sıkıyorum ve deriyi birbirine yapıştırıyorum. Zaten çok sağlam bir ip. Bu şekilde sıktığın zaman, yani şöyle söyleyeyim, mesela sen yürüdün gittin, en son diğer noktada bitireceksin ya, buradakileri elinle sıkı sıkı sıkmazsan bu sefer buradaki bolluğu daha sonrasında alamıyorsun, çünkü arada çok fark oluyor. Gördüğünüz üzere az önce 4 delikten geçirmiştik, şu an 5 delikten geçirmiş olduk. İpler aynı uzunlukta, sıka sıka devam ediyoruz. En son bittiği nokta, yani şurada, daha önceki bitmiş noktaları göstereyim. Hafiften eriterek parmağımızı üstüne basıyoruz. Parmak izlerim zaten gözüküyor üstünde. Bu şekilde stoplamış oluyoruz ve aşırı sağlam oluyor. Zaten deri sağlam bir malzeme. Bu kullandığımız mumlu ip de çok sağlam bir malzeme. Yıllarca kullanabileceğin aşırı sağlam bir ürün olmuş oluyor. Yani endüstriyel cüzdanlardan vesaire çok çok daha fazla sağlamlık sağlıyor sana. Yıllarca yıpratamayacağın, dokundukça güzelleşen, bu crazeler üzerinde herhangi bir plastik laminasyon yoktur. Normal, yani endüstriyel anlamda satılan çantaların üzerinde zarar görmemesi ve uzun ömürlü olması için gerçek deri bile olsa bir laminasyon malzemesi kaplıyorlar. O da parlaklığı, işte görüntünün güzelliğini, bazen deriye desen, yani bu yılan desenleri vesaire gibi desenleri o şekilde laminasyonla, plastik bir malzemeyle veriyorlar aslında. Bu da üzerinin çizilmemesini, bozulmamasını, yıpranmamasını, renginin değişmemesini sağlıyor. Ama bu görmüş olduğunuz yağlı deri, crazy deri de diyorlar piyasada, yıllandıkça güzelleşen, tabii ki üstü biraz yıpranan, işte yani herhangi tırnak izini vesaire
sert izleri gösterebilen ama gene deri yağıyla besleyebildiğin güzel bir deri malzeme oluyor. Bu dediğim gibi bir pasaport cüzdanı olacak. Daha kenarları yapılmamış şekilde kenar işlemleri yapılacak dikişten sonra. Daha sonrasında işte bu buralar netlenecek, tekrardan zıpparalanacak, köşeler falan gene ovalleştirilecek. Daha sonrasında kenar verniği ile geçilecek ve düzlenecek, sabitlenecek. Bu şekilde dikiş kısmını da size böyle anlatmış olayım. Delikleri yine tulumba presle deliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız şayet videoyu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız bizleri de teşvik etmiş olursunuz. Bu şekilde faydalı bir seri olsun istiyorum artık bu. Çok fazla montajlamıyorum, çok fazla oynamıyorum videolar üzerinde. Direktman yüklüyorum. Ancak buna vakit ayırabiliyorum. Çünkü öbür türlüsü biraz daha zor oluyor benim için de. Bu şekilde arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.